Cumhuriyet Halk Partisi'nde 35 yıllık emek verdiğim partiden siyasetime belediye meclis üyesi olarak katkı vermek istedim. Ama süreç ittifak sürecine geldi. Bu süreci tıkandığını gördüğümde partim önünde 2 günlük bir eylem yaptım. Cumhuriyet Halk Partili adaylarla ilk adımda Atakum'da, Büyükşehir'de gidilmeli diye düşünürken kendi belediye meclis üyelerimizin Cumhuriyet Halk Partisi logosuyla gidilmesini düşünürken ittifak sonucu ilk adım ve Büyükşehir İYİ Parti logosuna Atakum'un da Cumhuriyet Halk Partisi logosuyla ittifak gidilmesini görünce ailemle, çevremle bu çalışmış olduğum 5 aylık periyotta Samsun ilk adım bölgesinde yaşayan siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, sendikalarımız da arkamda durduğunu biliyorum. Hepsinin düşüncelerini alarak artı bir kurumunda adaylığıma engeli yok, istifa etmeme de gerek yok. Samsun Devrimci 78'lerinde başkanlığını yapıyorum. Bir başka parti logosu altında aday olmam yanlış olacağını düşünerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip bağımsız aday oldum. Samsun ilk adımda halkın adayı, sokağın adayı, emekten, demokrasiden, özgürlükten, barıştan, kardeşlikten yana olan tüm insanların adayı olmak için karar verdim. Atatürk'ün şehri diyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün 100. yılı bu yıl Samsun'a girişi, milli mücadeleye başladığı bir toprakta maalesef Cumhuriyet Halk Partisi aday gösteremedi. İYİ Parti ittifakına bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ilkesizliğe, bu tutuma eleştirip bu ittifakı tabii ki ben veya benim gibi parti tabanı almadı. İttifak alanlar yukarıdan, benim bildiğim siyaset tabandan yukarı doğru yapılmalıdır. Ama maalesef tavandan aşağı doğru geldi bu akış. Burada suçlusu ben değilim. Beni sakın Cumhuriyet Halk Partili ailem, yoldaşlarım yanlış anlamasınlar. Cengiz Akşam'ı Samsun kamuoyu biliyor, Samsun tanıyor, duruşunu biliyor. Ben bir emekli maaşıyla 3 çocuk yetiştiren bir babayım. Ev sorumluluğunu, hayatımı, toplum sorumluluğunu bilirim. 11 sene düşüncemden dolayı, Cumhuriyet Halk Partisi duruşumdan 11 sene sürgün yedim. Benim gibi arkadaşlarım da aynı sürgünleri yediler. Onun için yani kimse beni şu veya bu sebep aramasınlar. İnsanın durduğu yer önemlidir, yaşadığı yer önemlidir. Olaylara bakış önemlidir.